milletvekilimizi çıkardık. Oy oranlarını, başka partilerin ne kadar çıkardığını hepimiz biliyoruz. Ben size sadece şunun için teşekkür etmem lazım. Bu bölgede özellikle son şartlar dolayısıyla siyaset yapmanın ne kadar güç olduğunu biliyoruz. Sizler birer kahramansınız. Elinizden geleni yaptınız, çalıştınız, çabaladınız. Ama dürüst bir şekilde, ahlaklı bir şekilde vatandaşımızın önce gönlüne girerek sonra da oyunu talep etmeye kadar her şeyi güzel yaptınız. Halk sizi seviyordu ama birilerinden korkuyordu. Korkarak, korkmayarak, şu veya bu şekilde başka tercihleri oldu. Bunu tartışacak değiliz. Ama Mardin'de inanarak, AK Parti'ye güvenerek, Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı severek ve bu ülkeye böyle bir iktidar gerekli, bu kadar hizmeti başkası yapmadı, yapamazdı diyerek canla başla çalıştığınızı biliyorum. O yüzden başta il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, adaylarımız, yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, gönüldaşlarımız, üyelerimiz hiçbirisini ayırt etmeden ama tek bir farkla AK Parti'ye gönülden bağlı olarak çalışan herkese candan teşekkür ediyorum. Bence en büyük başarı budur. Yoksa 6 milletvekilinden sadece birisini almak sayısal olarak başarı değildir. Ama biz buranın şartlarının bir Batı gibi, bir Orta Anadolu gibi, bir Karadeniz gibi, hatta bir Güney gibi olmadığını biliyoruz. Burada konvansiyonel bir seçim yapılmadı. Yani herkesin elinde eşit imkanlarda bir seçim olmadı. Daha fazlasını da söylemek istemiyorum. Çünkü netice itibariyle sandıktan çıkan sonuç budur. Ve bu sonucu kabullenmekten ve halkın takdirine saygı göstermekten başka da yapacağımız yoktur. İnsanlar doğru karar verirler, yanlış karar verirler. Biz hakim değiliz. Doğruluğunu, yanlışlığını tartışacak durumda değiliz. Madem ki millete gidiyoruz, milletin oyuyla sandıktan çıkıyoruz, o zaman o karara saygı duymak ve bunun gereğini yapmak gerekir. Biz seçim sonuçlarını biliyorsunuz, tek başımıza iktidar olamadık. Ama 258 milletvekili çıkardık. Bu CHP'nin iki misli, HDP ve MHP'nin üç misli demektir. Yani 20 milletvekili daha şu veya bu şekilde olsaydı, biz elbette tekrar iktidar olabilecektik. Hatta çeşitli hesaplar yapılabilir. Eğer HDP barajı aşmamış olsaydı veya bir şekilde aştırılmamış olsaydı demokratik ölçüler içerisinde, o zaman CHP %30, MHP %20 alsa bile biz asgari 290 milletvekiliyle yeniden iktidar olurduk. Ama seçim öncesi bir büyük proje olarak bir partiye barajı aştırmak niyetiyle çalışmalar yapıldı. İçeride ve dışarıda desteklendi. Türkiye'nin şartları onlar için uygun hale getirildi. Bunu bahane aramak için söylemiyorum. Çünkü bu tespiti biz seçimlerden önce de yaptık. Hatta bir koçbaşı gibi kullanıldı. Ve buna bütün muhalefet de destek verdi. Hem doğrudan hem dolaylı olarak demiştim. Bu sonucu değiştirmiyor. Ama bizim şartlarımızda diğerlerinin şartları arasındaki eşitsizliği göstermek için söylüyorum. Buna rağmen biz neden tek başımıza iktidar olamadık? Bu seçim sonuçları bize ne söylüyor diye hemen hemen bir hafta bunun tartışmasını yaptık. Milletvekillerimizle görüşüldü, bakan arkadaşlarımızın izlenimleri alındı, il başkanları geldi, belediye başkanlarımız geldi ve hamdolsun orada çok önemli sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlar bize yol gösterecektir. Bu yol gösterme neticesinde de ben eminim, siz de emin olun. Ne zaman bir seçim yapılırsa AK Parti yine tek başına iktidara gelecektir. Bundan 3 ay sonra, 2 ay sonraki seçimi kastetmiyorum. Ne zaman olursa. Çünkü böyle bir sonucun ortaya çıkmasında büyük bir şaşkınlık içerisinde olduklarını tahmin ediyorum bazılarının. Yani biz bu kadar da destek olmamıştık, tahmin etmemiştik. Türkiye'de istikrarın bozulmasını biz de arzu etmiyoruz. Biz sadece AK Parti'nin kulağını hafifçe çekelim demiştik. Aa bir de baktık ki kulak elimizde kaldı diyenleri çevrenizde duyuyorsanız bu demektir ki biz de
bu seçimden ders çıkardığımız takdirde, ki çıkardık, çıkarıyoruz, Sayın Başbakanımız saatlerce dinliyor, notunu alıyor. Ayrıca bürokrasiyle de görüşüyor, bunları test ediyor. Ve bunun neticesinde de bazı yanlışlıkları düzeltmek, bazı eksiklikleri gidermek, bazen de böyle fantezi halinde yürüyen bir takım gerçeklerin olduğu gibi görünmesini temin etmek istiyoruz. Yani şu bir gerçektir, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ellerinden gelen gayreti bizim gördüğümüz kadarıyla göstermişlerdir. Ama bazı yerlerde tehditler, baskılar olumsuz sonuç vermiştir. Müşahit kartlarını sabah veya akşamdan, kusura bakmayın, hayati tehlike altındayız. Bize müşahit kartı verdiniz ama biz görevimizi yapamayacağız. Bizi anlayın diyen insanlar bize çok şey anlattılar. Burada hükümetin sorumluluğunda olan işler vardır. Vatandaşın yapması gereken işler vardır. Bütün bunları analiz ediyoruz. Önümüzdeki seçimde inşallah bu olumsuzlukların hiçbirisini bir daha görmeyeceğiz. Normal şartlarda yapılacak seçimin galibi de başka güven duyulacak, iktidar yapılacak, Türkiye'de halkın memnuniyetle benim iktidarım diyebileceği bir parti olmadığına göre bu AK Parti olacaktır. Çünkü biz halkımıza bunu rahatlıkla söyledik. Bizden daha iyisini buluyorsanız onu seçin ve onu tek başına iktidar yapın. Böyle üç partili, beş partili koalisyonlardan Türkiye bir şey kazanmaz dedik. Ama bu olmadı. AK Parti, Anaç Parti, diğer üçünü toplasanız AK Parti kadar oyu yok. Şimdi bunlar AK Parti ile ya bir hükümet kuracaklar veya kendileri kuracaklar. Kuramazlarsa da milletimize diyeceğiz ki senin verdiğin karar buydu. Biz de hükümet kurmak istedik, iyi niyetle istedik. Ama bunlardan hükümet kurmak mümkün olmadı. Yapılacak tek şey seçime gitmektir. Ey millet, sen kararını ver. Ya kaos ya istikrar. Bunu duyacak milletimiz ve kararını verecek. Biz onun vereceği karara bugünden saygılıyız. Oy oranlarını vesaireleri söyleyecek değilim. İki belediyemiz var. Bunları bugün ziyaret edeceğim. Çünkü onlar da kahraman belediyelerimiz bizim. Yani birisi Midyat gibi çok büyük bir ilçemiz. Birisi de Yeşilli gibi çok özellikleri olan bir ilçemiz. Şüphesiz Mardin'i büyük şehir yapan biziz. Mardin'e Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'den olması beklenirdi. Ama bu burada olmadığı gibi farazen Manisa'da da olmadı. Halkımız ya adaylar, ya konjonktür, ya başka sebeplerle büyükşehir belediyelerinde farklı tercihlerde bulundu. Ama düşünün ki 30 büyükşehir var. Bunun 18'i AK Partili belediye başkanlarıyla yönetiliyor. Bu nüfus olarak 56 milyondur. Türkiye 78 milyon, 56 milyonlu AK Partili belediyeler yönetiyor. İllerin %60'ında, ilçelerin %60'ında, beldelerin %60'tan fazlasında biz kazandık. Çok şükür 30 Mart seçimleri başarıyla sonuçlandı. Almamız gereken muhtemel yerler vardı ama alamadık. Yani Mardin gibi bir tarih kentini Büyükşehir Belediyesi yapmakla onurlandıran AK Parti iktidarı, keşke AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilseydi. Bunu Sayın Ahmet Türk'ün şahsı için söylemiyorum. Ama biz AK Partililer bütün belediye başkanlarının AK Partili olmasını isteriz. Onun kazanmasını isteriz. Onun daha başarılı olacağını düşünürüz. Ama Mardin halkı böyle bir karar verdiyse ona da diyecek hiçbir şeyimiz yok. Değerli arkadaşlar, önümüze bakacağız. Arkamıza bakıp da avunacak veya tüh vah edecek noktada değiliz. Bakınız, aslında seçim sonucu 13 senede tek başına iktidar olan bir parti için tek başına iktidardan uzaklaşmak gibi bir sonucu getirdi. Ama bardağın yarısı da dolu. Ve hatta %80'i dolu ki bizim oyumuz 19 milyon. Hemen hemen. Çok şükür Türkiye'nin 81 ili var. 76 ilinden milletvekilimiz var. CHP'nin ve MHP'nin 35 ilde milletvekili yok. Küsuratları var, söylemeyeceğim. Yani Türkiye'nin yarısında milletvekili olmayan iki partiden bahsediyorum. Son parti, barajı geçen partinin de 14 ilde milletvekili var, diğerlerinden milletvekili yok. Veya 14 ilde birinci, diğerlerinde sonuncu. Biz 76 ilin 58'inde birinci partiyiz.
Yani Türkiye'nin her yerinde biz varız. 5 ilden milletvekili çıkaramadık ama oralarda da ikinci partiyiz. Bu açıdan baktığımız zaman AK Parti'nin %41'le bu mevcut şartlar içerisinde yine de başarılı bir sonuç aldığını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü en zayıf halimiz %41 ise bizim, bunu Türkiye'de bugüne kadar sadece 3 parti geçmiş dönemlerde kazanabildi. 77'de CHP'de Ecevit, daha sonra zannediyorum Demirel ve bir seçimde de Özal. Ama şu kadar yıl geçti, %41 alan başka parti olmadı. 95'te Refah Partisi %21,5'la birinci parti oldu. 99'da DSP %21,5'la birinci parti oldu. Biz %41'le birinci partiyiz. Her an hükümeti kurabiliriz. Her an bir seçimde 4 puan, 5 puan daha en azından aldığımızda ki hedefimiz her zaman %50 olmuştur. Allah'ın izniyle yine tek başımıza iktidar olacağız. Bundan daha geriye gidiş yok. Önümüze bakacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz. Hepinizin söyleyecek çok sözleri vardır. Ama bakın daha seçimin akşamında Başbakanımız balkona çıktı, herkese ümit verdi. Coşkulu bir şekilde aldığımız sonucu değerlendirdi. Ve bugün yeniden Bismillah diyoruz dedi. Durmak yok, yola devam. Yeniden Bismillah diyoruz. Biz hayırlı işlerimizde Bismillah der yola çıkarız. Ve o günden bu yana da hamdolsun çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bakın şu anda 81 ilde benim gibi arkadaşlarım var. Hepsi illerde bu tür toplantılar yapıyor. Halka çıkıyor, ziyaretler yapıyor ve basınla konuşuyor. AK Parti'nin gücünü hamdolsun ortaya koyuyoruz. Ve seçimden sonra ilk büyük başarımızı dün kazandık. AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Sivas Milletvekilimiz ve Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz'ı seçti. Meclisi kutlamak istiyorum. Evet, biz kendi oylarımızı eksik aldık ama diğer partilerin davranışları şu veya bu şekilde oldu. Onlar da kendi adaylarına oy verdiler. Tabii olarak biz kendi oyumuzla da olsa böyle milletvekilimizi meclis başkanı yaptık. Hamdolsun AK Parti'nin ilk meclis başkanı benim. Ondan sonra bildiğiniz gibi Köksal Toptan, daha sonra Mehmet Ali Şahin. En son Cemil Çiçek başkanımız. Bu 5. meclis başkanımızdır ki şu anda hayatta olanlar 14 kişiyiz. Tamamı da 26 kişidir. Yani Atatürk'ten başlayarak meclis başkanlığına seçilen 26. meclis başkanı dün AK Partili bir milletvekilimiz oldu. Halbuki onu seçtirmemek için neler konuşuldu, neler yapıldı, nasıl bağlantılar kuruldu ama demokrasinin gereği böyleydi. Meclis AK Partili bir milletvekilini seçerek doğru olanı yaptı. İnşallah hükümet kurma çalışmalarımızla haftaya zannediyorum salı gününden itibaren başlayacak. Çünkü iş düzeyimiz anayasamız gereğince meclis başkanlık divanı kurulduktan sonra meclis çalışmaya başlıyor. Ve başbakan göreviyle görevlendiriliyor. İlk görevlendirilecek kişi AK Parti'nin genel başkanıdır. O hükümet kurma çalışması yapacak. Bütün ilkeler, prensipler hazır. Kurabilirse